T24 5 dakika ekonomiden merhaba. Türkiye ekonomisi küçülüyor. Muhtemelen içinde bulunduğumuz 3 ayda da, yani 2019'un 3 ayında da küçülme devam ediyor. Arka arkaya 2 çeyreklik büyüme, yani arka arkaya 2-3 ay bir ekonomi daralırsa iktisat jargonunda durgunluk olarak tanımlanıyor. Yani evet, Türkiye ekonomisi durgunluğu yaşıyor ve 2019'un kalanında da bir büyümenin başlayacağına dair iyimser işaretler maalesef sektörlerden gelmiyor. Peki nasıl oldu da %3 daralmış olmamıza rağmen son 3 ayda Türkiye ekonomisi yıl genelinde %2.6 büyümeyi başarabildi? Bunun sebebini yılın ilk yarısındaki, yani 24 Haziran seçimleri öncesindeki bir anlamda hormonlu büyümeye borçluyuz. Türkiye bu geçen yılın ilk çeyreğinde %7.4 büyümüştü. Bu yüksek bir oran. Ama nasıl olmuştu bu? %7.4'lük büyümeyi 2017 yılında başkanlık referandumundan hemen önce açılan KGF kredilerine ve çeşitli sektörlere verilen yüksek oranlı vergi indirimlerine borçluyuz. O indirimler ve o KGF kredileri yaklaşık 250 milyar TL tutarındaydı. Bugün 300 milyar TL'nin de üzerine geçmiş durumda. O krediler ve o indirimler ekonominin aşırı ısınmasına yol açtı. Aşırı ısınma daha sonra Ağustos ayında kur krizinin patlak vermesine yol açacaktı. Ama ondan önce yılın ilk çeyreğinde %7.4'lük büyümeyi getirmeyi başardı. Bu sayede geçtiğimiz yılın genelini %2.6'lık büyümeyle kapatmayı başardık. Şimdi biraz TÜİK'in bugün açıkladığı verilerin detaylarına bakalım. Yılın son 3 ayında %3'lük azalma var demiştik. Nihai tüketim harcamalarında, yani halkın işte marketlerde, pazarda, çarşı pazarda yaptığı harcamalarda %1.1'lik bir artış görüyoruz. Bu çok düşük bir oran. Sektörlerde ciddi anlamda daralmalar var. En önemli, en yüksek daralma inşaat sektöründe. İnşaat geçtiğimiz yılın son 3 ayında %8.7 daraldı. Neredeyse %9. Çok büyük bir oran. Aynı zamanda %3'lük daralmanın bir başka önemli kaynağı sanayi üretimindeki büyük düşüş. Geçtiğimiz yılın son 3 ayında sanayi sektöründe %6.4'lük bir düşüş var. Bir anlamda daha yüksek oranlı bir daralmayı engelleyen veriler, sektörler de var. Bunların başında elbette turizm geliyor. Ve turizmin de çatısı olan hizmetler sektörü geçtiğimiz yılın son 3 ayında sağladığı katma değer %0.3 azalmış. Dikkatinizi çektiyse sanayiye ve inşaata göre çok daha mutedil bir daralma var hizmetlerde. Keza tarımdaki daralma da nispeten düşük, %0.5. Bu arada unutmayalım ki iyi giden bazı şeyler de var ekonomide. Bunların başında da ihracat geliyor. İhracat geçtiğimiz yılın genelinde %7.5 artmış. Toparlayacak olursak ihracattaki artış, hizmetlerdeki görece nispeten düşük oranlı daralma, Türkiye ekonomisinin daha korkunç %5'lik, 6'lık ürkütücü bir seviyede daralmasını son 3 ayda engellemiş. Bu yıl ne olacak? Biliyorsunuz iktidar yıl genelinde tekrar bir büyüme bekliyor. Bunu da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak daha önce söyledi. Yılın ikinci 6 ayında, yani yılın ikinci yarısında ekonomide bir canlılık yaşanacağını söyledi. Bazı bankacıların da bu yönde beklentisi var. Dedikleri gibi olursa yeni ekonomik programda olduğu gibi %2'nin üzerinde bir büyümeyle Türkiye ekonomisi kapatabilir. Ama pek çok bağımsız ve uluslararası uzman Türkiye ekonomisinin geneli için, bu yıl için maalesef daralma öngörüyor. Hangisinin gerçek olduğunu önümüzdeki dönemde göreceğiz. T24'te yeniden görüşmek üzere.